Bora merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun, yeni bir yer açmışsın. Burayı anlatır mısın? Burayı insanlar nasıl nasıl hissetsinler? Nasıl bir şey sunmak istiyorsun? Kimler gelsin? Nasıl bir projem var? Böyle ufak yavaş yavaş anlat. Tamam, yavaş yavaş. Burası 2 Temmuz'da açıldı. Biliyorsun bu işteki deneyimimi, evet. Yıllardır bu işte. 13. Bu sene 13. 14. yıla girdim. Atölye Dobor olarak yine terzimiz var. Ben direkt konsepte başlayayım. Terzimiz var. Her türlü tadilat yapılır. Özel siparişleriniz dikilir. Evet. El ilanlarında öyle yazılıyor. Tabii. Ondan sonra ikinci el. Ağırlık en erken 80'ler. Evet. Bence 70'ler. Muhteşem yapmışsın burayı. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Şeref verdiniz bu arada. Çok teşekkür ederim. Boracığım, anlatır mısın müşteri kitlen, kimler? Kimlere hitap etmek istiyorsun? Kimler gelsin? Kimler burayı hissetsin? Kimler nasıl bir konsept sunmak istiyor? Çok güzel söyledin. Sorun da çok güzel. Şöyle söyleyeyim o zaman. Burası Serdar Ekrem. Yavaş yavaş artık uzun zamandır, birkaç yıldır soruluyor burası. Evet. Moda sokağı anılmaya başladı falan. Burası Doğan Apartmanı'na yakın değil mi? Çok yakın. Yani aynı sokak. Evet. İşte Bahar Korçan burada, Arzu Kapıl burada, bütün buradacılar. Yavaş yavaş. Biz de sokağın girişindeyiz. Ama bizim yerimiz biraz daha alt kat, underground, underfloor, basement. Alt, Almanca. Evet, evet. Yani, old alt gibi. Yani burası sadece benim değil, bütün alternatif insanların yeni şeylere açık. Evet. Olan genç. Saat şu anda saat kaç aşağı yukarı? Saat 12.30 olmuş. 12.30 hala birileri var. Gelen giden var buraya. Gelen gidenler oluyor. Arkadaşlarım. Sen burayı aslında... 1.5 ay oldu. Sen aslında buraya şey yapmaya çalışıyorsun büyük bir ihtimalle. Senin gibi yaşamayı sevenlere. Evet. Senin gibi olan her bütün dostlarınla, arkadaşlarınla. Yıllarca beraber çalıştık bir şekilde. Evet. Ama hani bu işte ne kadar eski olduğumu sen biliyorsun. İyi yakından biliyorsun. Evet. Ama Boracığım, sen artık kendi kanatlarını oluşman lazım. Eyvallah, tamam. Ben de onun için uğraşıyorum. Hani ilk zaten dükkanı... sen bu alanda çok özel, hakikaten özel bir insansın. Eyvallah. Umarım sen bu yolda çok iyi yerlere geleceksin. Zaten geldin kendi çapında. Ya şöyle söyleyeyim, 20 yaşında Ankara'da tutar mı tutmaz mı hiç hesap plan yapmadan bir açtım dükkanı. Evet. Böyle. Ve bayağı bayağı popüler bir dükkan oldu. Başarılı oldu o dükkan. Ben senden ne bekliyorum biliyor musun? Ya bırak onu bunu demene. Ya gelin buraya demene bekliyorum. Ya bir de şunu söylemek istiyorum ya. Ya herkes bu işle uğraşabilir de. Yani benim böyle biraz gezelim mi? Gezelim beraber. Gezelim. Dükkanı gezelim. Bunun yanında içinde bir de kişiye özel saç tasarımı yapılıyor. Evet. Onun dışında sadece şunu söylemek istiyorum. Herkes bu işle uğraşabilir. Evet. Gerçekten herkes bu işle uğraşabilir. Evet. Ama herkes bu işi yapamaz. Bunu yaşıyorum ben. Evet. Ruhuna inanıyorum. Evet. O yüzden farkımız o. Çok teşekkür ederim Boracığım. Ne demek ya? Bu devam eder ileriki günler tekrar. Dediğim gibi şeref verdiniz Yalçın Bey. Lan var ya.